mermer taşları bursanın mermer taşları. Kıyafetime bakarsanız yeşil giydim. Neden mi? Çünkü yeşil Bursa'dayım. Ulu Camisi'yle, Yeşil Türbesi'yle, kervansaraylarıyla, Osman Gazi'nin türbesiyle, Bursa Spor Takımı'yla, tabii ki şampiyon Bursa Spor Takımı'yla ve harika bir yeşiliyle, Uludağ'ıyla Bursa. Altından geçti. Hayırlı uğurlu olsun. Nasıl bir duygu? Vallahi İlk defa oluyor değil mi? Ben çok heyecanlanmıştım ilk evlendiğimde ama inşallah Allah bir yastıkta kocasın diyoruz. Aynen. Nasıl oldu tanışmayı sormayacağım ama ne kadardır tanışıyorsunuz? Fazla değil ya. Görücü usulü değil mi? Ya tanıştık işte. Ne kadar? 10 ay oluyor. 10 ay. Evet. Bence yeterli bir süre birbirinizi tanımak için. Nişanlılık 10 ay geçti. Nişanlılık 10 ay hepsi içinde. Hepsi içinde. Tabii tanışma, nişanlı söz, çok düğün, güzel. Çok ay. Güzel. Şimdi burada fotoğraf çekildikten sonra düğün salonu. İşte birkaç bir yer daha çekineceğiz fotoğraf. Ondan sonra çok işte. Çok güzel, çok şıksınız ikiniz de. Allah mesut çok mutlu etsin. Size şu anda coğrafya bilgimi konuşturacağım. Coğrafyada çok iyiyimdir. Beynim tam bir harita gibidir benim. Bakın şimdi, çok samimi söylüyorum. Bakın, bu taraf Kazakistan, şu taraf Pakistan, bu taraf Azerbaycan, bu taraf Çin Halk Cumhuriyeti, bu taraf Makedonya, bu taraf Slovakya, Arnavutluk, Bulgaristan, Almanya, bu taraf Bosna Hersek, bakayım şöyle, şu taraf Türkiye. Ne? Şey, Denizli, pardon. Nasıl biliyorum? İşte böyle. Hilecilik yaptım ama işte böyle. Bu taraf, bu taraf Arnavutluk, bu taraf Cezayir, bu taraf Çin Halk Cumhuriyeti, bu taraf Azerbaycan, bu taraf Bosna, bu taraf Tunus, her yol Türkiye. Türkiye. Şu keres köşe başı saadet. Sevgili seyirciler, şu anda cennetten bir köşedeyim. Bursa'ya bağlı Keles ilçesinin Koca Yaylası'ndayım. Harika bir yer. Ben daha önce burada da konser vermiştim. Çok güzel bir konser olmuştu. Burada güzel yayla şenlikleri oluyor. Zamanında buraya kışlak derlermiş. Bursa'da yerleşim merkezlerinde yaşayanlar, hatta çok çok eski Osmanlı'nın ilk dönemlerinde bile buraya yaylaya çıkarlarmış. Bu Keles'in bir özelliği de öyle yaylası olması, eski Osmanlı yaylası olması. Harika bir yer. Mis gibi bir havası, mis gibi bir manzarası var. Burası aynı zamanda Osman Bey'in çadırının ilk kurulduğu yer ve Nilüfer Hatun'un düğününün olduğu yer. Yani demek ki eskiden düğünler böyle açık alanlarda yapılıyormuş. Hani tarihi de bir önemi var. Buram buram Osmanlı, buram buram tarih kokuyor burası. Kolay gelsin, yardım edeyim mi? Teşekkür ederiz. Alışları topluyorum. Evet, topluyoruz. Peki bunların ham mı yoksa daha şey yapması lazım mı? Yok, bunlar evde sararlar olur gali. Yemesi sevap olur bunlar, şekere birebir. Bak şu anda yedim, şekerim resmen düştü. Düşe. Yani hastaydım bunu yemeyene kadar, şu anda iyi geldi. Çok İsminiz ne abicim? İsmim Veli Bakı. Veli abi. Efendim? Bunları toplayıp satsak para getirir mi? Getir ya. Vallahi mı? Vallahi getirin. Ama gelsinler burada bedava toplasınlar. Yani bedava toplasın tabii, ne olacak? Vallahi tadı güzel. Bedava, davul malı bedava.
geziyordu bu dağlarda, canını alışanıyla yaşıyordu bu dağlarda, canını alışanıyla. Bir yaz yazmış kanıyla deli çoban, deli çoban, kaldırmayın beni buradan bu deliye. Nasıl, yakışmış mı bana çoban kıyafeti? Merhabalar abicim, nasılsın? İyi, çok şükür Allah'a. Ya geldik buralara, ne kadar güzel yerlerde. Güzel. Sen de? Çok güzel. Sürü senin mi? Anı. Ben çobanım. Çobansın. Çobanım. Çoban. İsminiz neydi Adem? Adem Çelik. Çoban Adem Çelik. Kaç senedir çobansınız Adem abi? Vallahi çoktan beri ya işte. Biz de Osmanlı'nın şeyleriyiz ha, öyle böyle duruyoruz. Osmanlı'nın ana bir mertliği olsun. Efendim, efendiliği olsun. Biz Osmanlı torunuyuz Adem abi. Tabii işte. Bak şuna bak, yiğide işte, bak. Yiğidin harman olduğu yerden geldim ben. Işte, yiğidin harman olduğu Osmanlı yerden geldim. Işte. Adana'dan geldim. Yiğidin harman olduğu yerden geldim. Çobanım, çoban. Benim adım Çoban Ati bundan sonra. Çoban Ati der ki inanmayın sözüne. Yalanım varsa da vurun benim yüzüme. Koyunları sen Adem abi tek tek tanır mısın? Tanırım. Tanırım. İsimler olmasa da yani gözü kaybolsa da ben hemen çıkarım yani, şu koyun yok, bu koyun burada, yok. Şu anda burada kaç tane koyun var? Burada işte 60 tane koyun var. Kurtlar sürülere, koyun sürüsüne, kuzu sürüsüne dalarmış, doğru mu? Valla dalar, dalar, yine dalar kurt ya, yine dalar, bakmazsan yine dalar. Burada var mı kurt? Var var. Allah Allah. Kurt var. Kurt yani var. Beni korkutma Adem abi. Yok, ayı da var, kurt da var, bu daha az bir dağ değil ki. Ayı artık şehirde de bol. Doğru. İşte, dağdan inmiş çoğu şehirde doğru. De var ayı. Kurt var. Kurt var. Kurt var. Tehlikeli bir hayvan değil mi Adem abi? Vallahi çalıyor, gözümün önüne ayırtmayayım işte böyle. Aynen hani bu filmlerde gördüğümüz gibi saldırıp boğazını mı şey yapıyor? Saldırıyor. Arabası olan kazayı görür, koyunu olan kurdu görür derler. Gördün mü abi? Biz çok gördük. Çala ya işte bak, mesela ben böyle böyle yaparsın, öte yandan sırttan bak diye sırtını öbür yandan hemen öteye aşırır. Kurt adı kurt. Sesini bile duymaz mısın? Duymaz. Şu köpekler gibi olacak. Köpekler nasıl bizim? İyi köpekler de güzel. Ha, kurt gelse bizi de korurlar yani. Korurlar yine havlıyorlar yani. Niye korkutuyorsun beni Adem abi kurtla? Sen hiç korkma, kurttan korkma. Korktum ama şimdi şu anda resmen yani değil. Yusuf'u gördüm. İnsandan her şey korkar. Kurt da korkar, o da korkar, ayı da korkar, hepsi korkar. İnsandan korkar mı gerçekten? İnsanoğlundan her şeyi korkar. Japonya'da bir yer varmış, koyunlara masaj da, sen koyunlara masaj da yapıyor musun Adem abi? Yapmıyoruz, onu yapmıyoruz. Orada çobanlar koyunlara masajlar sırtına. Dur. O et de çok pahalı, o koyunun eti. Masaj yapıyorlar, müzik dinletiyorlar. Beethoven. Koyunlar çok kültürlü. Bak koyunda gözlük gördüm resmen. Aman hakikat. Kaval çalabiliyor musun? Çoban dediğin kaval çalıyor. Vallahi kaval tabii. Çoban deyince kaval çalıyorum tabii. Çoban deyince bize direkt çobanın kavalı tabii. Aklımıza geliyor. Her çobanın belinde bir kaval olur. Kendileri yaparlar değil mi kamıştan? Kendileri yaparlar. Bildiğin. Sen şunu bir tut Adem abi. Neresi bunun ağzı? Burası. Çıkmıyor. Bu yandan şey yapacak. Bu çoban kavalıdır bu.